Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz Rüstem kamyoncu. Karavandayız şu an arkadaşlar. Ne yaptık? Ufak tefek işler yaptık karavana. Son durumu arkadaşlar bakın. Yatak bölümünü yaptık. Yatağı şu şekil yaptık. Şuradan şöyle kaldırabiliyorsunuz. Burayı depolama alanı olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Depolama alanı olarak güzel. Mesela su deposunu da koyabilirsin buraya. İstediğin her şeyi koyabilirsin. Kocaman bir alan var burada. Ondan sonra yatağımız çok büyük arkadaşlar. Buradan taburaya kadar. Hiç ölçmedim ama bir hep birlikte ölçelim, merak ettim. Yatağın eni boyu neymiş? Metremizi şuradan alalım. Bir bakalım. Yatağımızın uzunluğu 2 metre de. Bir saniye şunu çıkarayım. Bir dakika arkadaşlar. Çektik. Ne geldi? 124 arkadaşlar. 124 santim genişliğinde, 2 metre uzunluğunda yatağımız. Herhalde 2 kişiye yeter. Rahat rahat. Burası da banyo arkadaşlar. Banyomuz 80'e 100 arkadaşlar. Banyo 80'e 100. Banyonun giderini oradan verdim. Arkadaki depoya gidecek. Şu arkada arabanın arkasında ufak bir depo var. Oraya koyacağım bir su deposu arkadaşlar. Burada da arabanın burada da bir deposu var altta. Daha tuvalet konusunda karar vermedik arkadaşlar. Eğer ev tipi tuvalet yaparsak bu depoyu kullanacağız. Buraya mutfağı buraya alıyoruz arkadaşlar. Bu kaloriferi çıkaracağım. Arabanın orijinal Vevostası bu. Kaloriferi yani. Onu çıkartacağım arkadaşlar. Mutfağı buraya yapacağız arkadaşlar biz. Buraya da oturma yerini yapacağız. Planlarımız öyle yani. Şu çıtaları değiştirdim arkadaşlar. Şunlar mesela bakın arabanın orijinal çıtaları. Şu çıtaları değiştirdim. Gittim. Yeni çıta aldım. Eskileri biraz pis gösterdi. Ben de gittim. Bu kenarlara beyaz, altlara da siyah çıta aldım. Komple böyle bakın çıta çektim. Mesela bu beyazların dibine şey çekeceğim. Ledler konacak. Böyle. Herhalde şuraya da bir kapak yaparım. Şuraya kapağı yapacağım. Bir kapak yapacağız orayı arkadaşlar. Aracımızın son durumu bu arkadaşlar. Karavanımızın. Bugün ne yaptım? Bugün elimde kalan malzemelerle şu 3 tane dolabı yaptım arkadaşlar bugün. Bunu bakın, bu zaten elektrik kabloları burada arkadaşlar. Bunu elektrik panosu yapacağız. Bu ikisini de istediğimiz şeylere koyabiliriz ıvır zıvır. Zaten arkadaşlar burası böyle komple arkaya kadar dolap yapılacak. Mutfak dolabı, buraya dolap yapılacak. Arkaya da yapılacak. Buraya da yapılacak komple böyle dolap. Yani dolaptan yana sıkıntımız olmayacak Allah'ın izniyle. Ben bu kapıyı kapatmadım arkadaşlar. Kapı aktif. Şöyle söyleyeyim. İleriye doğru belli olmuyor. Belki hani arabayı satar matarsam alan kişi hani ister kapatsın ister açık tutsun. Hani açtığın zaman püfür püfür esiyor. Çok güzel. Gerçi burada kendi şeyi var arabanın. Şimdi buraya sineklikler gelecek arkadaşlar. Bu camlara da hep sineklikler gelecek. Siparişini verdim sinekliklerin. Bunların hepsine sineklikler gelecek. Oraya gelecek. Buraya bile yaptırıyorum sineklik. Şu banyoya şey açacağız arkadaşlar. Buraya bir havalandırma camı açacağız. Onu bir camcı arkadaştan konuşup açtıracağım onu. Onu yapacağım. O şart. O olmazsa olmazımız. İşte son durum budur arkadaşlar karavanda.
Karavanımızı bayağı ilerlettik. İşte şimdi biraz çalışıp mutfağı elektrik şeyini yaptık mıydı? Allah'ın izniyle karavan hazırdır arkadaşlar ondan sonra. Şu dolaplar hoşuma gitti. Güzel oldu yani bence. Elimde kalan malzemeleri değerlendirdim. Güzelce ne yaptım böyle becerebildiğim kadarıyla. Şuraya da bir dolap yaparım. Yapacağım. Şuraya da bir tane yapacağım. Dolap. Şu ön tarafı mobilyacıya yaptıracağım. Güzel bir dolap yaptıracağım. Tek parça böyle. Orayı da değerlendireceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Karavandan bu kadar. Bu masayı da kendim yaptım biliyorsunuz. Bakın burada şey var. Şu alet var. Ben bunu gittim arkadaşlar şeye sordum. Carrefour'a, Koçtaş'a. Bu kesme şeyini, bu masayı 5000 lira dediler arkadaşlar. 550 liraya o aleti aldım, kesme aletini. 100 lira masaya verdim, 100 lira da ayaklara. Yani 750-800 liraya bitti iş. Bayağı da yardımcı oldu bana. Banyomuz da güzel oldu. İşte bu banyonun içine şey sipariş vereceğim şimdi arkadaşlar. Bu yanlara su geçirmez o bir şey var. Bu Kocaeli'nde onun yeri. İnternetten gördüm. Oradan sipariş vereceğim. Onu yapacağım. Güzel gene. Bakın burada ne güzel cereyan rüzgar yapıyor burada. Bu arabanın orijinal şeyi arkadaşlar. Hem içeriden dışarı hem dışarıdan içeri çalışıyor. Aha. Kim bunu atmış içeri arkadaş ya? Kabloyu atmışlar içeri. Ben de diyorum ne oldu bu kabloya ya? Bu insanlar niye bunu arkadaş? Benden habersiz. Ya Allah'ım be sabrine ya. Neyse ya. Kabloyu içeri koymuşlar. Kablo kaybolmamış. Evet arkadaşlar. Karavandan bugünlük bu kadar. Karavanımızın son durumu budur. İşte şeyi niyetim arkadaşlar şu koltuğu mesela bu koltuk da kalacak. Şu koltuğu ters çevireceğim. Sırtını şuraya yaslayacağım. Bu araya da bir ufak kapak yapıp burayı da karşılıklı oturup masa yapacağım burayı da. Araya, yani güzel bir şey düşünüyorum bu konuda. Onu yapacağım kesin. Zaten 2 artı 1 girecek araba şeye. 2 artı 1 yeter arkadaşlar. Yani aleyküm selam. İşte aracın son durumu budur arkadaşlar. Yani biraz yavaş ilerliyoruz ama herhalde sağlam adımlarla ilerliyoruz. Öyle geliyor bana. Yani hoşuma gidiyor. Benim elimden bu kadar geliyor arkadaşlar. Cenab-ı Allah daha güzelini size versin. Ben malımı seviyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Böyle güzelce bir ip yaptım buna. İcabı haline bu ip böyle giriyor buraya arkadaşlar. Tık gitti. Mal gitti. Yatak da güzel oldu. Menteşeli yaptım. 1, 2, 3 tane menteşesi var. Hayır, pardon 4 tane. 1, 2, 3, 4. Isı yalıtımını güzel yaptım ben arabanın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdi çalıştığımız yerle ilgili ufak bir sorun oldu arkadaşlar. Yani çalışmayacağız orada. Şimdi yarın kısmetse ufak arabayla gideceğim. Kendime bir iş bakacağım. Harfiyat işiyle. Bizim ufak araba da bu arkadaşlar. Hemen önümde duruyor. Seviyoruz arabamızı. Arabamız bir tane. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan dileğim hastalara şifa vermesi, derman olması, derman versin. Ondan sonra arkadaşlar borçlulara da iş imkanı, daha güzel işler, daha güzel paralar kazandırsın.
Bizim gibi şoförlere de önce can sağlığı, lastiğimize, tekerimize taş değdirmesin. Sonra biz de tabii kazanalım. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın büyük ihtimalle çift alan dökümün oralarda hep beraber oturup çay içeriz. Selametle kalın.